Evet değerli takipçiler, bu videomuzda elektrikli araç sahiplerini üzecek bir konu gibi bir başlık oldu ama aslında durum böyle değil. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size başlıkta belirttiğim üzere elektrikli araç sahiplerine kötü haber diye bir başlık attım. Bu dikkat çekmekle ilgiliydi. Clickbait tarzı bir şey yapmak istemedim ama önemli bir konu. Bir arkadaşımız bu konudan ciddi bir rahatsızlık yaşadı. Hem onu anlatmak hem de dikkatinizi çekmek için bu başlığı attım. Şimdi bizim YouTube'da takip ettiğimiz bazı abilerimiz, arkadaşlarımız var. Bunlardan işte Engin hocamız, Volkan abimiz, Deniz abimiz gibi. Bunlar hemen hemen biz aynı yaşlardayız ama abi diyoruz birbirimize. Deniz arkadaşımız bir rahatsızlık geçirdi. Bu rahatsızlıkta da klimadan olduğu düşünülüyor. Klima ile ilgili aracı MG4 bu arada. Elektrikli, %100 elektrikli bir aracı var. Kanalında MG4 ve elektrikli araçlarla ilgili çeşitli videolar yapıyor. Ben Megane'la ilgili ve diğer elektrikli araçlarla ilgili videolar yapıyorum. İşte Engin hocamız Tesla özelinde farklı markaları da deneyimleyebiliyor. İnternet üzerinden tanıştık kendileriyle. Bazılarıyla yüz yüze görüştük. Şimdi Deniz kardeşimizin, abimizin bir sıkıntısı oldu. Yüzünde bir ciddi rahatsızlık yaşadı. Bunun da sebebi araç kliması olduğu söyleniyor. Elektrikli araçlarda biliyorsunuz ki ısıtma ve soğutma klima yardımıyla yapılıyor. Hem ısıtmayı hem soğutmayı elektrik gücüyle alarak yaptığı için kliması biraz daha kuvvetli soğutuyor diyebiliriz. Çünkü normal araçlarda biliyorsunuz ki araç hızlanırsa uzun yolda biraz daha iyi klima soğutuyor veya işte yani klimanın tahriği motor gücüne bağlı. Motor çalışmazsa klima çalışmaz gibi konular var. Ama elektrikli araçlarda durum böyle değil. Bu arada Avrasya Tüneli'ndeyiz. Tünel manzarasıyla gidelim isterseniz. Elektrikli araçlarda klima özellikle geçen bir abimizin şirketimizde kullandığı TOG aracı var. Onda klimadan çok ciddi rahatsızlık yaşadım. Neden diyeceksiniz? Çok aşırı bir soğuk veriyor aracın içerisine. Yani bir süre sonra ciddi anlamda bir rahatsızlık hissiyatı oluşturuyor. Bu yüzden de klimayı biraz daha kısık ayarda kullanmak daha mantıklı olabilir. Ama bunlara hiç gerek yok. Biz aslında toplum olarak ben çevremde özellikle gördüğüm birçok kişi de klima kullanımı ile ilgili yanlışlar var. Klimanın üzerinde bir ayar sıcaklığı var. Bu sıcaklık şu demek değil. Mesela benim şu an klimam 22 derecede. Sağ taraf 22, sol taraf 21,5'tu. Onu da 22 yaptım. Bu 22 derece demek 22 derece vereceği anlamına gelmiyor. Bu içerisi 22 derece olduğunda fan hızını yavaşlatıyor. Soğuk hava vermeyi kesiyor, yavaşlatıyor, bırakıyor. Yani çalışma prensibi içeriği 22 derecede tutmak. Bazı araçlarda özellikle bizim şirket aracımız var bir tane. Onu da her bindiğimde görüyorum 14 dereceye alınmış. Sorduğumda aldığım cevap işte çok sıcak oluyor soğutmak için. O 14 derece olmasıyla 22 derece olmasının soğutmada hiçbir farkı yok arkadaşlar. Fark şu. Fark 22 derece olduğunda fanları yavaşlatır. Eğer otomoddaysa araç fanları yavaşlatır ve soğutmayı yavaşlatır aracın. Ama 14 dereceye alırsanız siz içerisini tahmin ediyorum ki hiçbir arabanın kliması 14 dereceye kadar düşüremez. Evet, bir diğer konumuz ise bu klima kullanımını anlattıktan sonra elektrikli araçlarda tüketim noktasında bazı yanlışlar var. Bunu da şöyle anlatmak isterim. Şimdi bu aracın menzili WLTP verisi 450 km. Bu araçla siz 450 km gidebilir misiniz? Bu tamamen kullanımınıza bağlı. Mesela benzinli bir Clio'yu ele alalım. Bizim daha önceki aracımız Clio'ydu, benzinli. Depoyu doldurduğumuzda bize 550-600 km menzil veriyordu. Bu şehir içi
500 kilometre gidiyordu. Yani belki 550, yani kullanıma göre değişir. Şehirler arası da 700-750, hani çok sakin kullanımda 750-800 belki yapılabilir. 500 kilometre ile 800 kilometre arasında bir değişkenlik vardı. Elektrikli araçlarda durum böyle değil arkadaşlar. Elektrikli araçlarda, yani kanal takipçileri, elektrikli araç sahipleri zaten bunu biliyordur. Ya bu araçta 450 kilometre yapabilir misiniz? 500 bile yaparsınız. Bu kullanımınıza bağlı. Ama çok hızlı, yüksek hızlarda, otoyolun hızlarının da üzerinde giderseniz 200 kilometrede de enerjiyi bitirirsiniz. Burada önemli olan araç menzili değil, sizin kullanım alışkanlıklarınız. Mesela ben bu araçta kanalda videolarım var. Kapadokya videosu var, İzmir videosu var. 1900 kilometrelik, 1500 kilometrelik yolculuklarım var yani. Tatillerde vesaire. Buralarda hiç zorlanmadan kullanıyoruz. Sadece duracağımız yerleri biliyoruz. Tek seferde ben hiçbir zaman yani 500 kilometre durmadan yolculuk yapamam yani. Öyle insani ihtiyaçlar oluyor işte. Lavaboya gidiyorsunuz, yemek yiyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, ne bileyim. Farklı farklı ihtiyaçlar olabilir herkesin. Yani dinlenme, yorgunluk atma, yürüme gibi ihtiyaçlar olabiliyor. Bu yüzden menzil konusunda kesinlikle takılmamanız gerekiyor. Ha, şu da değil tabii ki. 150 kilometre menzilli bir araçla uzun yol tabii ki zor olur. Ama bu araçların 450 kilometre menzili uzun yolda, işte şu anki İstanbul yolculuğum için söyleyeyim size. 13.2 kW ortalama enerji tüketimiyle gidiyorum. 182 kilometre olmuş Bursa'dan çıkalı. %100 de çıkmıştım. Şu an batarya doluluğum %58. Bana 244 kilometre gösteriyor. Yani 430 civarı bir toplam menzil vermiş oluyor. Ben şimdi sıfıra kadar gitmeyeceğim tabii ki. Belki son 50 kilometresini kullanmayacağım. Zaten ihtiyacım da olmayacak. Ben Bursa'dan çıkmışım, İstanbul'a gelmişim, karşıya geçmişim. Tekrar geri dönüş yolundayım. Zaten yolumun büyük bir kısmını halletmişim. Artık dönüşte kalmış belki bir 150 kilometrem. 250 kilometre menzilim var. Yani ben tekrar bir şarj almadan Bursa'dan evimden çıkıp İstanbul'a rahat bir şekilde gidip gelebiliyorum. Bursa'dan İzmir'e de gittim. Biraz yavaş gittim. Biraz daha hızlı gidebilirmişim. Biraz yavaş gittim. Yani yüzde, yanlış hatırlamıyorsam videoda vardır ama 30-35 batarya daha doluydu İzmir'e vardığımda. Ya buna gerek var mıydı? Ya, o an için yani durma ihtiyacı, çocuklar uyuyordu. Durmak istemedim. Tek seferde gitmeyi tercih ettim. O yüzden dolu bataryayla durmadan 90-100 kilometre hızlarla gittim. 110'la da gitsem giderdim. Yani bu bir süre aracı kullanıp alıştıktan sonra rahat bir şekilde ne kadar gideceğini hesap edebiliyorsunuz. Tabii ki biraz hesap kitap yapmanız gerekiyor işte. Nerede duracağınız, molayı verdiğiniz yerde şarj istasyonu var mı, kaç soketli, ne bileyim hızı ne kadar gibi detayları ister istemez bakıyorsunuz. Yani bunu bazı insanlar keyifle yapar. Şurada durayım, burada yemek yiyeyim. Yani bazı insanlar normal günlük yaşantısında da yapıyor. İşte ben şuraya gideceğim, şurada yemek yiyeceğim, buranın şusu güzel. İşte Bursa'ya gideceğim, İskender yiyeceğim, şurada yiyeceğim. Ya bunları zaten yapan insanlar için sorun yok. Onlar gittiği yerlerde haritadan nasıl bakıyorsa, gideceği yere, yorumlarına bakıyorsa, bir de şarj istasyonu var mı diye bakıyorsunuz. Bunun size faydası ne oluyor? Elektrikli araç konforuyla sessiz, rahat bir şekilde yolculuk yapıyorsunuz. Maliyetiniz de, yani dışarıdan bile doldursanız şu an şehirler arası yollarda yakıt tüketiminiz 1,5 TL olacaktır kilometrede. Evden dolduruyorsanız zaten bu 40 kuruş, 50 kuruş işte tarifenize göre değişir. AC şarjdan dolduruyorsanız 75 kuruş, belki 1 lira en fazla gibi rakamlara yolculuk yapıyorsunuz. Bunlar gerçekten güzel konforlar. O yüzden lütfen menzil konusunda çok takılmayın. Elektrikli araç aldıktan sonra nerede durursam durayım, tanımayan herkes hemen durduruyor. İlk sorduğu soru şu. Hiç anlamıyorsa, bu araç elektrikli mi? İşte kaç kilometre gidiyor? İç hacmi nasıl?
elektrik kaç para yakıyor, ne kadar işte gibi klasik sorular. Yani istisnasız herkes soruyor. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Bütün elektrikli araç sahipleri bu konudan başına geliyordur diyeyim. Hani muzdariptir demeyeyim şimdi, kötü bir şey de değil. Bilgi paylaşmak güzel bir şey de. Şöyle de bir durum var. Biraz anlayan kişilerde, işte hani bu konuyu araştırmış kişilerde hemen Megane'la ilgili, özellikle Togg'la ilgili, ya bu aracın ısı pompası yok, alınmaz. Kışın menzil çok düşüyormuş. Şimdi bunlarla da gereksiz tartışmalara girmek olmuyor. Isı pompası vesaire. Bunları kanalda daha önce de defaatle belirttim. Yani çok büyütülen konular. Isı pompası çok, evet, belki çok soğuk şehirlerde, hani Erzurum'da kullanan birisi ısı pompalı aracıyla ısı pompasız aracı şehir içi yoğun kullanımlarında belki fark edebilir. Ciddi fark olabilir belki, ama Bursa gibi, İstanbul gibi şehirlerde zaten hava sıcaklığı 10 derecenin altına çok fazla düşmüyor. Düştüğü zaman biz ticari araç kullanmıyoruz. Ben biraz hani iş içinde kullanıyor olsam bile, yani kar yağarsa çok çıkmamaya çalışırım. Veya işte zaten kar yağışında da yaldır yaldır yollarda gezmezsiniz gibi gibi konular. Isıtma, işte menzil düşüyormuş. Arabanın 450 kilometre menzili 250 kilometreye düşüyormuş. 100 kilometreye, 50 kilometreye düşüyormuş. Velev ki 50 kilometre, yani öyle bir şey yok tabii ki. Hani kışın 450 kilometre alabilen bir araç yazın 350'ye düşer. Bu Tesla'da da düşer. Isı pompası olan Togg'da da düşer. Renault Megane'da da düşer. Bunlar düşer yani. Bu şey değil. Isı pompalı olanla olmayanın arasındaki fark çok cüz'i miktardadır. Yani sanki şöyle lanse ediliyor: ısı pompası araba 450 gidiyorsa 450 gider, olmayan 300, öyle bir şey değil arkadaşlar. Hani rakam vermek de istemiyorum, hani yanıltıcı olmasın, ama ısı pompalı araç 360'a düşüyorsa ısı pompası olmayan 350'ye düşer gibi düşünün yani. Çok kabul edilebilir, yani bunlar da ölçülebilir şeyler değil. Bazı yurt dışı videolarda vesaire ölçmeye çalışıyorlar bunlar, işte ısı pompalı olan araçların tüketimleri, olmayan araçların tüketimleri, aralarındaki düşüş farkları, sıcaklıklar, işte yapılan yollara göre analizler yapılmaya çalışılıyor, ama ciddi anlamda böyle afaki uçuk farklar yok. Araçtan araca bile fark edebiliyor. Isı pompası, Tesla'daki ısı pompasıyla, küçümsemek için söylemiyorum, MG4'teki ısı pompası da aynı değil yani. Birisi yüksek verimlilikle çalışan, suyunu çıkaran, araçtaki her türlü şeyi kullanan, diğer taraftaki ise biraz daha verimlilik kabiliyeti düşük bir ısı pompası diyebiliriz. Yani bunlar bile kendi arasında fark edebiliyor. Evde düşünün, klimanızı düşünün mesela. Çok iyi soğutan klima da oluyor, soğutmayan, çok az soğutan klima da oluyor. Bunun gibi yani kendi içinde bile farklılıklar olabiliyor. Bu yüzden bu konuyu çok büyütmek bence yersiz. Sosyal medyada çok fazla, işte sizinlerin de bizim de takip ettiğimiz bir kanal var. Bu kanal bu konuyu çok büyütüyor, ama bence bu kadar ön yargılı olmamak lazım. Biz özellikle elektrikli araç sahipleri bu konuda bir farkındalık oluşturması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kış menzilimiz o kadar da kötü değil arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumlar önemli. Kanalın büyümesi, daha fazla kitleye ulaşması için en azından bir gülücük, selam gibi bir yorum bile yapsanız, bunlar algoritma açısından fayda sağlıyor. O yüzden yorum yaparsanız çok sevinirim.